Arkadaşlar, herkese selamlar. Arkadaşlar, benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. En yakın Süleyman Demirel Cadde'de yakın yerel toplu taşıma, otobüs, minibüsler, minibüsün geçtiği toplu taşıma araç ne taraf geçer, ne taraftan geçiyordur? Onun haritadan bir de otobüs hangi durakta gidiyor, hatlar hangi durak kullanıyor? Onu sizinle birlikte yeni bir videoda karşınızdayız. Veya da bugün de sizinle kanalımıza ve hoş geldiniz. Bugünlük Emre'nin kanındayız. Yeni bir video karşınızdayız. İETT otobüs hatları beyler. İETT otobüs hatları durakların beyler. Bahçeşehir'de hangi durakları kullanıyor? Hangi duraklar var? Onu da sizinle birlikte onu bilgilerini vermeye çalışacağız. Bahçeşehir otobüs durakları yazacağız. Bahçeşehir verdikten sonra şuraya Bahçeşehir'in yerini şu şekli otobüs duraklarını böyle diyebiliriz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi İETT otobüs durakları yazacağız. İETT veriyorsunuz. İETT durağa çıktı. Otobüsü vermemiz gerek yok. İETT veriyorsunuz. Şu şekilde çıkmaktadır. Şimdi gördüğünüz gibi Bahçeşehir'de gördüğünüz gibi alakalı bir de bir İETT durağı Başakşehir ile nerede otobüs veya minibüs veya dolmuşları ilgilenene 15 Eylül 2023 yılı beyler verilmiştir. Başakşehir bölgesinde Bahçeşehir İETT durağı diyor. İçin otobüs hatları diyor. Böylelik bir şeklinde buraya girdik. Böyle bakalım yani şuraya. Geldik. Şu şeklinde de bunu gördüğünüz gibi şu anda minibüsü dolmuşlar diyor. Şöyle bir A216'lardan böyle şeklinde hatlar numaralar geldi. Hat numarası 76D Taksim geçiyor. Bir de 147 var. Şu şeklindeki aşağıdakilerden toplu taşıma hatları diyor. Bahçeşehir İETT durağı diyor. Yakınında geçiyor diyor. Böyle bir şeklinde. Böylelik bir şekli bir hat bir haritadan bir şeklinde inceleyebilirsiniz. Bir inceleme yapabilir beyler. Bu bir şeklinde yeni inceleme yaptıktan sonra böyle başlangıç diyor. Atapark diyor. Şöyle bir 97 dakikada böyle bir şeyler dakika veriyor. Bak, burada toplu taşıma hatları karşılaşabiliyorsunuz. Bak, bir de 142E var. Kitpaş var böyle şekli. Şu şeklinde Boğazköy Bahçeşehir görüntüle diyor şu anda. Hatlar şu şekilde karşılaşabiliyor. E57 şu an Bahçeşehir Kittaş var. Şu anda gördüğünüz gibi E57 attı. Bakırköy seferini yapar. Bahçeşehir'in içi seferi yapan böyle. Bahçeşehir'de İETT durağı konumuna gitmek için ve yakın ne durakları nerede diyor. Şu şekilde Funda var. Şöyle bir Funda'da da 222 metre diyor. Uzaklıkta 4 dakikada yürüme mesafesinde demiş. Ondan sonra bir de beyler Vedat Altın Sokak durağı demiş. Boğazköl yönü diyor. 572 metre uzaklıkta 9 dakika yürüme mesafesine demiş. Durakları şöyle toplu taşıma hatlarla bir de numaralar şöyle karşılaşabiliyor beyler. Evet, ne sabah 142 var beyler. 142 Boğazköy son duraktan kalkıyor. Alcıvalara uğruyor. Metrobüse uğruyor. E5'e gidiyor. E5'ten sonra tekrar Boğazköy'e geri dönüyor. Alcıvar yani metrobüs. Alcıvar'ın sonuna gittiği zaman direkt hemen yani şeye çıkıyorsun, yani E5'e çıkıyorsun. E5'e çıktığın zaman tam yani Bakırköy'e kadar ulaşan, Eyüp Sultan'a uğraşan şeyi artık Bahçeşehir'e çıkıyorsunuz artık. Bahçeşehir artık yolu sonuna kadar bitiyor. Arkadaşlar, çık katlı otobüs hatlar şu şekli. E59 Boğazköy Bahçeşehir Taksim var beyler.
Eskiden E59 hattı yoktu. Hat değiştirdiği süre 76E'nin yerine E59 hattı gelmiş. E59 da şu an artık Bahçeşehir Taksim geçiyor. Buna girdikten sonra şöyle bir beyler, uygulamayı kaydıramıyoruz abi. Uygulamayı indir diyor. Abi şöyle karşılaşacağız. Uygulamayı indirmeyeceğim için o yüzden ben böyle uzaklardan göstereceğim takipçilerini. Ben de sana da bilgilerini vereyim. Ben de sana söyleyeyim eder. E58 var Bahçeşehir'den. Necdetköy'den gelen de kalkış ile Necdetköy'e uğruyor beyler. Esenkent, Bahçeşehir, Bakırköy var. E57 var. 4 adet hatı var. Çift katlı otobüslerin. Taksim var. Bir de Bakırköy geçiyor. Bir de Bakırköy var. Bir de bir tane yanına E56 gelmiş. Arkadaşlar E56 bizden evler Taksim olarak hattılık olarak geçirmiştedir beyler. Ipsaatte Kule Taksim beyler. Ipsaatte Kule'de yaşayan oldaki toplu taşıma Taksim tarafına meydana kadar o toplu taşıma araçla ulaşılabilir. İki tane hat bulaşmıştır beyler. Bir tane Taksim'e bulaşı olan Ipsaatte Kule'ye gidiyor. E59 hattı da Esenkent'e uğruyor. Ondan sonra bir de E58 Esenkent'ten E58 hattı tam hemen Esenkent'ten Necdetköy'e uğruyor. Necdetköy'e geçiyor. E57 de Esenkent son durak yani. Esenkent'in yani son durağı da Esenkent'e son duraktan kalkıyor. Ondan sonra Esenkent'ten son duraktan kalktıktan sonra direkt Bakırköy'e yürüyor. Bir de Bakırköy'e geçiyor. Detaylarını bundan sonra bir tane 146 var. Tek katlı, çift katlı olmayan bir tek katlı normal bir otobüs. Boğazköy, Bahçeşehir, Bakırköy var. Bundan da hatlar bir de A43 ile şeylerle büyük çekmece bir de Hadımköy demiş. Şimdi buradan çıkacağız. Arkadaşlar şöyle. Bundan sonra böylelik şekilde uygulamadan inceleyebilirsiniz. Bunları da inceledik. Bunları da işlemi yaptık. Şu şekilde beyler toplu taşıma hangi mesafede birinci kısımda da geçiyor yoksa nereden geçeceğini buradan bakıp araştırabilirsiniz beyler. Mesela burada gördüğünüz gibi Bahçeşehir Gölet var. Şöyle şekli beyler. Esenkent'in mesela bir tane durak isim verip Vedat Altın Sokak veren en yakın şimdi Vedat Altın Sokağı bir de Menekşe Evleri İETT durağı diyelim abi. Menekşe dedik. İETT durağı geçen otobüsler diyelim bakalım. Menekşeli otobüs durağıymış. Seçtik. Evet arkadaşlar. Hatlar çıkmış. Sarı noktalardan şeyler çıkmış. 146 Bakırköy'den Boğazköy'e uğruyor direkt. E57 de Bakırköy'den Esenkent'e son durağa uğruyor beyler. E59 da Taksim tarafına uğraşan Esenkent'e E59 da Esenkent'e geçip hemen son durağa onun son durakları Boğazköy'e uğruyor direkt. Şu an 146'nın Bakırköy'den Boğazköy arası şu anda saatler belli şu an beyler. Saat 4'te sonra 5'te 25 çeyrekleri var beyler. Saatleri şöyle karşılaşabiliyorsunuz toplu taşıma araçları kullandıktan sonra.
Evet işte. Başka da hatlar geliyor. E57'ye bakalım. E57 nasılmış? E57 gençler saat 9'da 9.30'dan 49'da durağın önünden geçmekte beyler. Menekşevre'den durağa genellikle E57 tamam işte saat 12'ye kadar çalışmıyor beyler. Bu kadar. Otobüs bu otobüs hatları saat 9'a kadar çalışmaktadır beyler. E59'a bakalım. Şu an. Bunun saatleri de aynı şeyli. Geçerli. Boğazköy'den kalkıyor. Boğazköy'den çıkıyor. Boğazköy'den direkt çıkıp Esenkent'in içerisine uğruyor direkt. Yani tam burası abi. Esenkent durağı Taksim geliyor. Necicek'e gelen otobüs gidiyor. Bakırköy otobüse uğruyor direkt. Ondan sonra bir de şey var. Bakırköy otobüsü var. Taksim'e giden bir tane tek katlı 140 katı var beyler. Hemen de şey Boğazköy Bakırköy'e uğrayan bir otobüs. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi karşısına gidelim. Bir Esenkent Bahçeşehir yoluna bakalım. En yakın hangi toplu taşıma var? Otobüse biz gelen buradan biniyoruz beyler. Okula gitmek için. Bak şu. Bizim durak şurada geler. Seçtik. Arkadaşlar burada bir yer var ya. Bunun konumu seçmişiz de. Bir dakika. Bir dakika şeyi seçiyoruz. Tekin Üzerit'i seçti. Bu şunun konum neymiş? Durak şurada abi. Karşıya bakalım neyse. Karşıya geçelim mi? Burada gençler şeyler varmış abi. Bakırköy var. Bir de Bakırköy'e gidiyor. Bir de şey Taksim'e giden Necicekköy var tarafında. Bundan sonra Esenkent Bahçeşehir yoluna vuruyor. Zaten burada çok en çoklar fazla minibüsler çok fazla geçiyor otobüsler diye. Minibüsler buraya çok uğruyor buraya. Kesinlikle. Minibüsler burada buraya geçiyorlar minibüsler. Söyleyeyim beyler. Burada bir şey var mı? Evet, batı kapısını seçtik. Hatlar karşılaştı şu an. 76D var. Bahçeşehir son duraktan kalkıyor. Hemen Taksim'e yönüne ilerleyebiliyor. 142 var. Boğazköy'den şu 142 hattı da İstanbul Üniversitesi diyor. 142 bir önemliymiş. Evet. Şu şekli. Otobüslerin artık saatleri böyle karşılaşabileceksiniz. Böyle yani şeklinde böyle bir inceleme yapılabilir beyler. 146'yı tıklayalım. Şu anda saat 7'de 6.30 çeyrekte batı kapısına uğrayacaktır. Batı kapısına uğramaktır beyler. Saat 07'de 6'da şeyde uğraması lazım. Batı kapısının durakta beklemesi lazım otobüs. Bunu tıkladık düşün.
Otobüs şu anda yolculukla ulaşım olan bekleyecek beyler. Yolcu mu alacak, yolcu mu indirecek? Yolcu bir de indirme mi yapacak? Bindirecek mi? Öyle şeyleri indirme işleri yapacaklar. Şöyle gençler. Bakın. Şu anda isterseniz toplu taşımanın nereden gittiğini içinde de yol haritası da seçebiliyorsunuz. Biz buradayız beyler. Ne sefer? Şurada. Fundadarı billerlerden birisinden biri beyler. Zaten burası beyler. Şurada gördüğünüz gibi gençler. Esenkent Bahçeşehir yolu tam otobüs buradan bu yolu kullanıyor. Şimdi burada bir tane bir daire trafiği büyük ihtimali beyler. Şunu belli olacağı şeklinde. Opet bir de benzin istasyonu var yukarıda. Opet'ten benzin istasyonu uğruyor sonra. Sonra Bakırköy'den ilerliyorsa, Bakırköy'den geliyorsa bu Boğazköy'ün içine tamam giriyor beyler. Otobüs de kullanıyor. Bundan sonra şuraya şey giriyor. Buraya giriyor. Tam şuranın içine geldi. Bundan sonra Boğazköy'ün içine girmiş oluyor beyler. Otobüs tam buradan geldi. Arka taraftan bir yerden donardı. Şu şekli. İsterseniz toplu taşıma nereden geçiyor? Otobüs hangi yakından geçiyor? İsterseniz böyledik haritadan böyle bir sarı bir çizgisini böyle bir yol bir halimi yol yardımıyla böyle bir şeklinde çizim yapabilirsiniz beyler. Ve çizim şeklinde yapılabiliyor veya arkadaşlar. Patika şu anda devam ediyor. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Boğazköy son durak Atatürk Bulvarı. Boğazköy son duraktan buraya uğruyor. Şoförlerinin dinlenme yeri. Bundan sonra buradan gidecekler direkt Bakırköy'e doğru ilerlemeye devam edecekler. Bakırköy'e doğru ilerleyecek. Burası yani. Boğazköy son durakta ne varmış? E59'u seçelim. E59'u seçtik. Büyük ihtimalle yolun tarifi seçti şu an. Şu şekli beyler. Ipsat'te kule. Ondan sonra bir de normal Avrupa otoyoluna gidiyor. Bahçeşehir'in içerisinde dolaşıyor. Yolcu alıyor bir de beyler. Evet burada bizim çizgimiz budur bak. E'de şu anda nereden gidiyor? Avrupa otoyolu. Taksim'e genelde Avrupa otoyoluna uğruyor beyler. Şu anda. Yani böylelik bir şekli beyler. Son duraktan Boğazköy son durakta böylelik hatlar 146T var. Yeni kapıya gidiyor. Evet bir tane de şeyleri gidiyor. Bu otobüste yeni kapıda şeyleri hani helibot sistemi var ya, helibot gemilerin kalkıldığı yerler. Biz oradan hani o uzağa giderken biz orada helibota bir el harbi birisinden bile biz sistemi bir gemiye binmiştik. Oradan bir gemiyi biz karşıya geçmiştik. Yeni kapıya uğrayan da toplu taşımada varmış Boğazköy'de. Şu anda durakların isimleri şöyle.
Kaçta durak var bilmiyorum ama. Oo, çok durak dolu ya abi. Çok durak var ya, çok durak var ya. Bu otobüsler var ya, çok durak dolaşıyordur ha. Beyler. Otobüs hangi durak gidiyorsa o durağın isimleri şuradan inceleyebilirsiniz gençler. Şuradan karşılaşabiliyor. Ha. Yenikapı tramvay. Yenikapı'ya yaklaştığı zaman Yenikapı'da hangi yakın bir durak varsa Yenikapı Marmalay var beyler. Yenikapı Marmalay bir de İleğeni Tüneli'nin durağı da varmış beyler. Oo, çok durak var abi. Bu kadar abi. Şu şekil bu kadar yani. Yeni kapıyı yani şu şekli vermiş de. Bu kadar abi. Esenkent son durak diyelim abi. Esenkent'e bakalım. Şu Esenkent'ten ne taraftan yerde de hangi durak var? Hadi Esenkent son durak bakalım seçelim. Arama yapmıyorsa buradan mevcut çıkacağım. Beyler. He, batı kapısı. Tamam, batı kapısının üzerinden E57'yi seçip E57'yi Esenkent son durağı götürtebiliriz. Şu şekilde. Bakalım yani beyler. Şöyle. Seçtik E57'yi beyler. Şu anda buradayız ama biz de hani şu şundan sonra şeyler ne? Bursa şehrine gelen İstinye Hastanesi'ne yakın olması lazım. İstinye Hastanesi şurada kalıyor. Evet, İstinye Hastanesi diyelim. İstinye Hastanesi'ne yakın oluyor abi. Esenkent son durak. İstinye Hastanesi diyelim. İstinye Hastanesi'nin adreslerini veririm. Hastane otobüs durağı en çok yakın. Esenkent İstinye Hastanesi diyelim. Şurada İstinye Hastanesi çıktı şu anda. Birisinden bile beyler. Hastane konumu şu taraf beyler. Birisinden beri otobüs durağı şurada bir yerde. Bak benzinci var ya, benzinci. Bak orada da Opet var. Opet'i hemen yakın beyler. Otobüs
Durağı şurada bir yerde beyler. Şurada bir yerde konum seçmesi lazım beyler. İstinye Hastanesi şurada kalıyor. İstinye Hastanesi şu taraf kalıyor beyler. Otobüs durağı nerede seçiyor bilmiyorum ama. Dişçi var şurada. Yeni bir tane dişçi açılmış. Yok, otobüs alakalı bir şey değil beyler. Bu neymiş? Şey mi bu? Opet tanım burada kalıyor da. Bir bakayım abi. Şu bakayım bir araştırayım abi. Nerede seçim varsa abi benzinciyi seçtik. Ayda şimdi haritayı niye vermiyor abi? Ayda, ayda. Ne çıktık bir kez abi? Tamam şimdi Menekşe evlerini verdik. Abi 146'yı niye tıkladın abi ya? Tam E57'yi tıklayacaktım. Tam şeyi Esenkent otobüs durağını yönlendirecektim. Süleyman Demirel Caddesi. Buradan. Evet. Otobüs buraya uğruyor işte abi. Ama bunun konum yok mu yani? Bu konum seçme. Şey seçilmemiş mi abi? Şey yok mu ya abi? Buradan kent pasajı var. Otobüs yerler burada mı kalkıyor? Neyse kapat konumu. Otobüs durakları da böylelik hale gösteriyor beyler. Şu şeklinde, evet. Burası olması lazım sanki. Evet, otobüs işaret yazıyor. Peki bunu da tıklayacağız. Evet, abi. Esenkent son durak burada bir yerde olması eklendi. Ne bu? Bu neymiş? Gayda şurası. İstaniye Hastanesi şurada kalıyor. Hangi durak var? Taksim 76D var. Bahçeli Evlerden E5 tarafından bir seferi yapan var. 142 var. Şu şekli beyler. Videomuzu izlediğiniz için Esenkent toplu taşıma ne taraftan kalkıyor? Nereden baksan 4 adet 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi nereden baksan 11 adet Esenkent'te toplu taşıma kullanıyor. Toplu taşıma bir de hat taşıyor bir de. Hatları taşıyıp bir de hatları kullanıyor abi. Toplu taşıma hatları şu şekli karşılaşabiliyorsunuz beyler. Otobüslerin de minibüslerin de şu şekli
minibüsün kullandıkları minibüsler de o yollarda da şu şekilde kullanabiliyorlar ama beyler. Otobüsler daha çok hatları koydukları için hatları biz mantıklı bir şekilde inceleme yani bu şekilde inceleyebiliriz. Otobüslerin yani buradan kontrol ettikten sonra beyler benim için yani öyle yani kolay geliyor ki yani benim daha çok kolaylık gibi geldi ki yani arkadaşlar. Ben öyle şeylerde ben artık yani bu sıralarda yani seviniyorum ki yani beyler. İnsanların bakışlarını bakmaktan bu şeklinde yani internet sayfasını kullandıklarının şeylerini kullanmaktan beyler. Otobüste uğruyor yani. Otobüste geçiyor. Her şeyde toplu taşıma bulunabilir yani. Bahçeşehir'de, Esenkent mahallede 11-12 tane hat varmış. Geçiyormuş. Ama baya durakları çok geziyor Bahçeşehir'in. Her tarafı doluşuyor beyler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Veya beğeni tuşuna basarsınız ve benim için faydalı olacaksınız veya çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Veya Aydın Elektrik'te YouTube kanalımıza kalın veya hoşça kalın veya görüşmek üzere. Artık bir dahaki videolarda ne durum yaşanacak? Seninle hepimize birlikteyiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.